Ne haber? Evet. Hocam Giresun maçıyla başlayalım isterseniz. Esamızı Tabii kazandık Giresun'da. şöyle aslında sevgili arkadaşlar geriye döndüğünde Hatay, Fenerbahçe, Galatasaray. Yani bunlar yüksek dozajda hani iğne vuruluyor ya insanlar dozajı yüksek maçlar. Geldik içeride Giresun. Onun da dozajı yüksek. Ligdeki sıralamaya baktığınızda ateş çemberi içerisinde olan takımların biz bunu geçmiş dönemde Kayserispor ailesi olarak bunu hep yaşadık. Dolayısıyla zor bir maç ama 3 puandan atlattık. Artık şimdi bütün bu maçlar geride kaldı. Önümüzde tekrar dozajı yüksek bir şeye geliyoruz. Yani Trabzon, Beşiktaş, Konya, Alanya. Baktığınız zaman bir de hepsini aldım mı 8 maçlık bir şeydeyiz yani. Dolayısıyla öncesi de Trabzon. Trabzon'un son oynadığı Alanyaspor maçı var. Deplasmanda oynadığı Alanyaspor. Tabii iki farklı oyun anlayışı olan takımların 90 dakikasını izledik. Oradaki maçın analizi bizim maçtan pek bir olacağını zannetmiyorum. Trabzon'un bize karşı öyle oynayacağını zannetmiyorum. Burada 2-1 kaybettiğimiz bir maç var. Rövanşı almak istiyoruz. 2-1'in rövanşını almak istiyoruz. Trabzonspor'a saygı gösteriyoruz. Türkiye Ligi'nde şu anda sanırım şampiyonluktaki en büyük rakibi kendisi. Yani baktığınız zaman diğer takımların oynadığı futbola, iniş çıkışlara baktığında Trabzonspor şampiyonluk yolunda rakip olarak tek kendisini görüp yoluna devam ediyor. Biz de böyle bir takıma saygı duyuyoruz ama böyle bir takıma karşı da en iyi futbolumuzu oynayıp güzel bir skorla da Kayseri şehrimize dönmek istiyoruz. Maçın ana fikri bu. Matematiksel hesabın olduğu her yerde her şey olabilir. Şu anda matematiksel bizimle birlikte birçok takımın Avrupa yoluna gitme yolunda şansı var. Ama matematiksel önce altlarla ilişkini keseceksin. Burada medyadaki sevgili arkadaşlarımızın da kendi aralarında bir zaman zaman istişare yapıp konuyu taraftarımıza, şehrimize daha net bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Evet. Biz Trabzon'u yendiğimizde niye bu hayali kurmayalım ki? Çok net kurabiliriz. Ama önce altlarla da ilgimizi tamamen kesmeliyiz. Bu matematiksel olmalı. Yukarısı da matematiksel olmalı. Onun için ben teknik adam olarak çok ayaklarımızı yere sağlam basıp akıllı bir şekilde oyuncularımızı başka türlü havaya sokmadan, çünkü futbol her zaman ciddiyet, disiplin, prensip ister. Bunun dışına çıktığınızda tokadı yersiniz ki kupayı da oynuyoruz. Bizim aslında en güzel şey Avrupa'ya en kısa gidiş yolu şu anda kupa. Tık tık hemen yeneceksin, bir daha yeneceksin. Finalde alacaksın kupayı, Avrupa'ya giden takım olacaksın yani. Kısa yolu birinci aşamada kısa yolu gerçekleştirdiğimizde müthiş olacak. Öteki yolu da o maraton içerisinde niye gerçekleştirmeyelim ki? Ama temkinli olmamız lazım. Aslında şu anda konu Trabzonspor olmalı. Trabzonspor maçında takımımız ne yapabilir? Eksiklerimiz var biliyorsunuz. Önemli oyuncularımız yok. Bertolucci yok, İbrahim yok, Uğur yok. Bunlar önemli oyuncular. Ve koronadan çıkıp gelen oyuncu grubumuz var. Dolayısıyla Trabzon şehrine, Karadeniz'e biz iyi bir müsabaka seyrettirmek istiyoruz. İyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Skordan çok vereceğimiz mücadele önemli. Tabii ki rakibimizden de rövanşı almak istiyoruz. Valla tabii takımlarla birlikte takımları çalıştıran teknik adamların oyun anlayışları da önemli. Bence birbirimizi tanıyoruz. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Rakip analizlerde de bu konularda
usta ekiplerimiz var her iki tarafında. Artık sahada aktörlerimiz, futbolcularımız, sözü onlar söyleyecek. Biz hafta içi antrenmanlarda gerekeni yapıyoruz. Ona bakacağız. Maçta cuma akşamı bakacağız arkadaşlar. And then Beşiktaş game cup game. There will be two big teams. So what can you say about? No, now we consider it in Trabzon game. First, it's our game, league game, and we know it's hard. They stay in first position. They have a good team, but. Öncelikli olarak önümüzdeki Trabzon maçımız var, lig maçımız var. Bildiğiniz gibi ligin lideri. Trabzonspor. Çok zor bir müsabaka olacak ama bizim de kendi hedeflerimiz var. Bu doğrultuda elimizden geleni yapacağız. Öncelikle tabii Trabzon maçını düşünüyoruz. Bu maçın sonrasında Beşiktaş maçı var bildiğiniz gibi. Kupa mücadelesi. Beşiktaş'a karşı da elimizden geleni yapmak istiyoruz. Yarı finale çıkma adına önümüzde zorlu bir mücadele olacak. Kazanmak istiyoruz orada. Teşekkürler. First of all, our team is going good. So, what can you say about our performance, general performance? Now we are playing very good. We have a good team. We have a good coach. The coach teach us very good for getting ready to the games. Şöyle söyleyebilirim. Öncelikle çok iyi bir takımız ve iyi oynuyoruz. Çok iyi bir hocaya sahibiz. Hocamız da bize doğru yerde doğru şekilde şans veriyor. Yeah. Doğru bir yoldayız. Doğru yolda ilerliyoruz. We have now two important games. Önümüzde iki önemli maçımız var. And I think we have a good team to win the games and to make points. Maçları kazanabilecek, puan alabilecek kaliteli ve güzel bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Very good team. Çok iyi bir rakip. Yeah, but I think we have a good team also and bence bizim de çok iyi bir takımımız var. We like these kind of games. Bu tarz maçları oynamayı seviyoruz. And we will training good this week, these days. Çok iyi çalışıyoruz. Özellikle bu hafta maç için çok iyi hazırlanıyoruz. To get ready for the game. Maça hazır olacağız. Maske giyin mi?